CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iyi Parti lideri Meral Akşener'le yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Bir süredir e, böyle bir altılı masada masanın ayağı sallanıyor, kırgınlık var, küstüler mi, ayrılıyorlar mı gibi e, söylentiler vardı. Diyor ki aramızda kırgınlık yok. Altılı masa azimle yoluna devam edecek. CHP muhabirleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, ortak adayın altı liderden birisinin olmasının da böyle bir artısı olacağını söylüyor. İzleyelim bakalım. İyi Parti lideri Meral Akşener'le yaptığı baş başa görüşme sonrası ilk kez konuştu. Saraçhane süreci sonrası kırgınlık olduğunu sorusuna yanıt verdi. Yok, ne kırgınlık var, ne şu var, bu var. Suratlarımız asık değildi. Gayet keyifli sohbet oldu. Pek çok alanda görüş alışverişinde bulunduk. Masanın dağıldığı falan yok. Bunlar belli çevrelerin domine ettiği, kavgaları bulandırmak istediği süreç. Bunu dikkatle izliyoruz. Altılı masa kararlılıkla, azimle yoluna devam edecek. Her başlığı görüşebiliriz. Uygar insanlar gibi bir karar vereceğiz. Vereceğimiz karar altılı masanın kararı olacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'yi takip eden muhabirlerle bir araya geldi. Ortak adayın 6 liderden birinin olmasının artısı olabileceğini söyledi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için bir kez daha kapıları kapattı. Çoklu aday olur mu? Biz hiç konuşmadık. Altılı masada konuşulmadı. Biri konuşursa konuşuruz. İlla tekliği çoklu aday olacak değil. Şu ana kadar Cumhurbaşkanlığı adaylığı masada konuşulmadı. Adayın nitelikleri konuşuldu. Sisteme odaklanmamız lazım. 6 liderden biri aday olursa süreci bildiği için artısı da olabilir. Dilimizde tüy bitti. 2 belediye başkanı görevinin başında çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan altılı masa. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesi de vardı. Erdoğan seçimi kaybedeceğimi bilsem uygulamam demişti. Seçimi kaybedeceğini o da fark ediyor. Daha devletin nasıl yönetileceğini, nasıl müdahale edilmesi gerektiğini bilmiyor. Benden öğreniyor. Ona daha çok şey yaptıracağım. Kılıçdaroğlu, Suriye ile 11 yıl sonra kurulan resmi teması da değerlendirdi. Erdoğan'a 10 yıl önce mektup yazdım. Yanlış yapıyorsunuz dedim. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kişisel çıkarları uğruna yıprattı. 24 saatte Emevi Camii'ne gideceklerdi, 10 yıl geçti. Beni Esad'la görüştürün diye Putin'e gidiyor. Tarihimizde böyle bir şey yaşanmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmayı da değerlendirdi. Ekrem İmamoğlu görevden alınır mı sorusuna, umarım olayı o kadar kirli boyuta taşımazlar. Bunun adı demokrasiye, İstanbullulara darbedir yanıtını verdi.